Merhaba çocuklar. Bu dersimizde yeni nesil sorulardan oluşan 5. sınıf bir deneme çözeceğiz. Deneme sınavı sorularının çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz, aşağıdaki görselde bir akvaryumun en boy ve yüksekliği gösterilmiştir. Ali Bey bir akvaryum almıştır. Ali Bey'in aldığı akvaryum ile ilgili bazı bilgiler şöyledir. Boyu eninden fazladır. Yüksekliği eninden fazladır. Buna göre Ali Bey aşağıdaki seçeneklerde ölçüleri verilen akvaryumlardan hangisini almıştır? Şimdi çocuklar seçeneklere baktığımızda bütün ölçüler birim kesir şeklinde verilmiş. Birim kesirlerde paylarımız 1 oluyordu. Paydası küçük olan büyük oluyordu. Yani biz şimdi seçeneklerde şuna bakacağız. Boyu eninden fazladır, yüksekliği eninden fazladır diyor ya. Boyu da, yüksekliği de eninden fazla olacak. Bu şu demek birim kesirlerde. Boyunun paydası eninin paydasından küçük olacak. Yüksekliğin paydası da eninin paydasından küçük olacak. Seçeneklere bakalım şimdi. A seçeneğinde, evet yüksekliğin paydası eninin paydasından küçük. Yani yükseklik fazla burada. Ama boyun paydası enin paydasından büyük. Burada boy enden küçük olarak gösterilmiş. B seçeneğine bakalım. Burada 1 bölü 3 yükseklik verilmiş 1 bölü 3 metre. Eni ise 1 bölü 5. Tamam. Yüksekliği eninden fazla. Ama boyuna bakın çocuklar. Paydamız 6. Enin paydası 5. Yani boy burada enden küçük olarak verilmiş. Bu da değil. C seçeneğine bakacağız. 1 bölü 6 yükseklik. 1 bölü 7 en. Evet. Yükseklik enden büyük. Boyla eni karşılaştıralım. 1 bölü 7'ye 1 bölü 5. Bakın boyumuzun paydası 5, enimizin paydası 7. Yani burada boy daha çok. Boy enden fazla. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. İkinci sorumuz. Elif bir masanın üzerine kare şeklindeki pembe ve mavi kağıdı görseldeki gibi yerleştiriyor. Pembe kağıdın kenar uzunluğu 2 tam 1 bölü 5 santimetre. Mavi kağıdın kenar uzunluğu 1 tam 1 bölü 10 santimetredir. Buna göre görselde soru işaretiyle gösterilen uzunluk kaç santimetredir? Bakın çocuklar, bize pembe kağıdın bir kenar uzunluğunun 2 tam 1 bölü 5 santimetre olduğunu söylemiş. Yani biz bu uzunluğu burada verilen uzunlukla toplarsak masamızın uzun kenarını bulmuş oluruz. Peki soru işaretini nasıl buluruz? Masamızın uzun kenarını bulduktan sonra mavi kağıdın kenar uzunluğunu da söylemiş bize. 1 tam 1 bölü 10 santimetreymiş. Masamızın uzun kenarının uzunluğundan bu mavi kağıdın kenar uzunluğunu çıkarırsak soru işaretinin uzunluğunu buluruz. Evet, planlamamızı yaptık. Ne yapacağız şimdi? 2 tam 1 bölü 5 ile 5 tam 3 bölü 5'i toplayacağız. Masamızın uzun kenarını bulacağız. 2 tam 5 tam daha 7 tam. Paydalarımız eşit 1, 3 daha 4. Paydamız da 5. 7 tam 4 bölü 5. Bakın masamızın uzun kenarı 7 tam 4 bölü 5 santimetre. Şimdi biz bu uzunluktan mavi karenin kağıdın uzunluğunu çıkarırsak soru işaretinin kaç santimetre olduğunu bulmuş olacağız. Hemen çıkaralım. 7 tam 4 bölü 5'ten 1 tam 1 bölü 10'u çıkaralım. Çocuklar hemen paydalarını eşitliyoruz. Toplama ve çıkarmada biliyorsunuz. 2 ile genişletelim 7 tam 4 bölü 5'i. 7 tam 8 bölü 10 olur. Eksi 1 tam 1 bölü 10 eşittir. 7 tamdan 1 tam çıktı 6 tam. 8'den 1 çıktı, 7. Paya yazıyoruz, paydamız 10. Yani bizim soru işaretimiz 6 tam, 7 bölü 10. Peki seçeneklerde tam sayılı olarak mı verilmiş? Hayır, bileşik kesiri olarak verilmiş. 6 tam, 7 bölü 10'u da bileşik kesire çeviriyoruz. 6 ile 10'u çarpıyoruz, 60. 7 daha, 7'yi de ekliyoruz. 67, paya yazıyoruz. Paydamıza da yine 10 yazıyoruz. 67 bölü 10'dur soru işaretinin uzunluğu diyoruz. Bu şekilde çözüyoruz. Üçüncü sorumuz.
A yayın evinin aylık olarak çıkardığı çocuk dergisinin satış fiyatı yıl boyunca değişmemiştir. Derginin Ocak ve Şubat aylarında kullandığı etiketler aşağıdaki görselde verilmiştir. Şubat ayına ait etiket görselinde satış fiyatının bir kısmı kareyle gösterilmiştir. Buna göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakın çocuklar, fiyatı hiç değişmemiştir diyor. Yıl boyunca Ocak ayında ve Şubat ayındaki satış fiyatlarını gösteren etiketleri vermiş. Yani 11 bölü 2 eşitmiş kutu bölü 8'e. Bunlar birbirine eşit ise ne olmuştur? Genişletilmiştir. Bu kesir genişletilerek kutu bölü 8 yapılmıştır. Peki paydalarını eşitleyelim isterseniz. Paydaları eşitlediğimizde 4 ile çarparak 4 çarpı 11 44, 4 kere 2 8. Gördüğünüz gibi 44 bölü 8 olursa paydalar eşit olur. Yani 11 bölü 2'nin 4 ile genişletilmiş halidir kutu bölü 8 diyoruz. Kutu yerine de 44 gelmelidir. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuz, bir yayın o yaya cisim asılmadan önceki ve cisim asıldıktan sonraki uzunlukları aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Buna göre cisim yayın kaç santimetre uzamasını sağlamıştır? Evet çocuklar, birinci şeklimizde cisim asılmadan önce yayın uzunluğu bakın 25 tam %64 santimetre. Cisim asıldıktan sonra yayın uzunluğu 38 tam %5 santimetre. Ne kadar uzadığını bulmak için son halinden ilk halindeki uzunluğu çıkaracağız. Yani 38 tam %5'ten 25 tam %64'ü çıkaracağız. 5'ten 4 çıktı 1. 8'den 1 onluk aldık. 10'dan 6 çıktı 4. Virgül virgül virgül. Burada 7 kalmıştı. 7'den 5 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 12 tam %41 santimetre uzamıştır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Beşinci sorumuz, aşağıdaki tabloda bir kalemin 4 farklı kırtasiyedeki 2 aylık satış fiyatları gösterilmiştir. Buna göre kalemin hangi kırtasiyedeki Ocak ayı satış fiyatı, Şubat ayı satış fiyatından fazladır. Bakın Ocak ayı satış fiyatı, Şubat ayı satış fiyatlarını da burada göstermiş. KLMN kırtasiyelerinde. Peki biz doğal sayılarla kesirleri nasıl karşılaştırıyorduk? Öncelikle kesrimizi tam sayıya tam sayılı kesire çeviriyorduk. 7 bölü 2. 7'yi 2'ye bölerseniz 3 tam 1 bölü 2 olur kesir olarak. Gördüğünüz gibi çocuklar, bakın K kırtasiyesinde Ocak ayında 3 lira olan kalem Şubat ayında 3 tam 1 bölü 2 TL olmuş. Bunu da şu şekilde yapıyorduk. Tam kısımları eşitse kesir olan büyüktü. Burada Şubat ayı satış fiyatı daha fazla. Bize Ocak ayı satış fiyatı, Şubat ayı satış fiyatından hangisinde fazladır diye sormuştuk. Evet, L'ye geldik. 17 bölü 4'ü de yine tam sayılı kesire çeviriyoruz. O da 4 tam 1 bölü 4 olur. Gördüğünüz gibi yine Şubat fazla çıktı. M kırtasiyesine bakalım. 9 bölü 2 tam sayılı kesir olarak yazıldığında 4 tam 1 bölü 2 olur. Bu sefer bakın, yine Şubat fazla. Bunun 4 tamı var. Bunun 5 tamı var. Tam kısımları büyük, tam kısmıyla doğal sayıyı karşılaştırdığımızda da doğal sayı büyükse direkt doğal sayı büyüktür diyorduk. Eşit olduğunda kesir olan büyüktür diyorduk. Bu konuyu daha önce anlattık. Evet, N kırtasiyesine gelelim. 27 bölü 4'ü tam sayılı kesir olarak yazalım. 27'yi 4'e böldüğümüzde 6 tam 3 bölü 4 şeklinde yazılır tam sayılı kesir olarak. Evet, bakın Ocak ayında 6 tam 3 bölü 4 TL imiş, Şubat ayında 6 TL'ye düşmüş. Yani Ocak ayı daha fazladır. Dolayısıyla Nide'nin N'si, cevabımız da Denizli olacak çocuklar. Altıncı sorumuz, Semih ve Ceren özdeş pizzalarını görseldeki gibi kendi içlerinde eş dilimlere ayırıyor. Semih pizzasından 5 dilim, Ceren pizzasından 1 dilim yiyor. Buna göre Semih, Ceren'den ne kadar fazla pizza yemiştir? Evet, Semih'in pizzası 6'ya bölünmüş. Bakın, Semih bunun 5 dilimini yemiş, 6'da 5'ini yemiştir. Ceren'in pizzası da
3'e bölünmüş. Ceren bu dilimlerden bir tanesini yemiş. Semih Ceren'den ne kadar fazla pizza yemiştir dediğine göre biz Semih'in yediği miktardan Ceren'in yediği miktarı çıkaracağız ki farkı bulacağız. Ne kadar fazla yemiştir. Evet, paydalarını eşitleyelim. 5 bölü 6 eksi 2 çarpı 1 2, 2 çarpı 3 6. Paydalar eşitlendikten sonra 5'ten 2'yi çıkar, 3 paya yaz. Paydamız ortak payda 6 olarak yazılır. Yani 3 bölü 6 fazla yemiştir. Peki seçeneklerde var mı? Yok. 3 bölü 6'ya eş olan seçenek hangisi? Eşit olan. Bakın çocuklar, 3 ile sadeleştirirsek 3 bölü 6'yı 1 bölü 2 çıkar. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olur. 7. sorumuz. Aşağıdaki görselde bir markette satılan meyvelerin kilogram fiyatları verilmiştir. Ömer Bey bu meyvelerin ikisinden birer kilogram almıştır. Ömer Bey'in meyvelerden biri için ödediği miktarın okunuşu 4 tam %5 lira. Diğeri için ödediği miktarın okunuşu 5 tam %95 liradır. Buna göre Ömer Bey'in aldığı meyveler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Evet çocuklar, burada okunuşu verilen ondalık gösterimlerin yazılışlarıyla ilgili bir soru. 4 tam %5 lira olan, bakın burada armut yazıyor burada. 5 tam %95 lira olan da muz. Dolayısıyla armut ve muz almıştır diyoruz. Cevabımız Denizli. 8. sorumuz. Bir dolaba yüksekliği 25 santimetre olan eş çekmecelerden iki tanesi görseldeki gibi takılıyor. Dolabın kalan kısmına da bu özdeş çekmecelerden takılacaktır. Buna göre dolaba en fazla kaç çekmece daha takılabilir? Evet, çekmecelerin gördüğünüz gibi yüksekliği 25'er santimetre. Geriye kalan boşlukta 210 santimetre. 210 santimetrenin içerisinde 25 santimetre kaç tane vardır? Sorumuz bu. Evet, 2'de 25 yok, 21'de yok. 210'da 25, 8 kere. 8 çarpı 5, 40. Elde var 4. 8 çarpı 2, 16. 4 de elde 20. 0, 1. Bakın çocuklar, 8 tane daha çekmece koyabiliriz en fazla. 9'uncuyu koyamayız. Burada 10 santimetrelik bir boşluk kaldı. Bir çekmece daha sığmayacağı için kalan ihmal edilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. 9. sorumuz. Buket bir kartonu görseldeki gibi eş parçalara ayırmıştır. Sonra buket her bir parçayı 5 eş parçaya daha ayırıyor. Son durumda oluşan parçalardan 4'ünü maviye, 12'sini sarıya, 16'sını griye ve 7'sini turuncuya boyuyor. Buna göre boyalı kısımların büyüklüklerini renklerine göre gösteren ondalık gösterim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet çocuklar, bakın burada karton 20 eş parçaya ayrılmış. Nasıl buluyorduk? Bu kenarda 5 birim kare, bu kenarda da 4 birim kare, 4 kere 5, 20. Toplam 20 birim kare var burada şeklinde tespit ediyorduk. Sonra her birini 5 birime daha 5 eş parçaya daha ayırmış. Şöyle her birini 5 eş parçaya ayırdığında çocuklar, bunlar ne olur? 20 tane, bakın şu şekilde yaptığım gibi 20 tane şu parçadan olur. Maviyle boyadığım parçadan. 20 çarpı 5 100 eder. Dolayısıyla bunu buket 100 parçaya bölmüş olur. 100 eşit parçaya bölmüş olur bu kartonu. Peki 100 eşit parçaya böldüğü bu kartonun 4'ünü maviye boyadıysa 0 tam %4'ü mavi değil midir? Evet, yazalım mavi. 12'sini sarıya boyamış. 0 tam %12'si sarı. Bakın 100 parçadan 12'si sarı olmuş olur. 16'sını griye boyamış. 0 tam %16 gri. 7 tanesini de turuncuya boyamış. 0 tam %7'si de turuncu olur.
Hangisi yanlıştır demiş. Bakın A seçeneği 0 tam %4 mavi doğru. B seçeneği 0 tam %12 sarı. Evet doğru. C seçeneği 0 tam %16 gri. Evet doğru. D seçeneği 0 tam onda 7 turuncu demiş. Çocuklar 0 tam onda 7 sonuna bir 0 eklerseniz %70 olarak yazılabilir. Ama bizim bulduğumuz turuncu 0 tam %7, %70 değil. Dolayısıyla Denizli eşleştirmesi yanlıştır diyoruz. Cevabımız bu. 10. sorumuz. Aşağıdaki görselde bir otobüs park alanının üst görünümü verilmiştir. Park halinde olan otobüslerin numaraları gösterilmiştir. Boş park alanları ise harflendirilmiştir. Park alanındaki boş yerlerden birine numarası 487 olan bir otobüs park ediliyor. Son durumda yan yana duran 3 otobüsün numaralarının soldan sağa doğru yazılmasıyla oluşan 6 basamaklı doğal sayının okunuşu 642.487.123 şeklindedir. Buna göre park alanına sonradan gelen otobüs hangi alana park edilmiştir? Evet çocuklar, okunuşu verilen 9 basamaklı bir sayının gösterimini yapacağız. Sonra da hangi park alanına park ettiğini bulacağız. A, B, C, D şeklinde de harflendirilmiş boş yerler. Bakın, okunuşu verildiğinde ne yapıyorduk? Bölüklerini milyon, bin şeklinde yuvarlak içine alıyorduk. 642 tane milyon, 487 bin, 123 yazıyoruz. Birler bölüğünden sonra bölük adı söylenmiyordu. Yani oluşan sayımız 642 milyon 487 bin 123 olacak. 642 milyonlar bölüğünde olacak. En başa, en sola o gelecek. Gördüğünüz gibi 642 burada. Binler bölüğüne de 487 yazılacak. 123 de zaten birler bölüğünde. İşte sayımız bu şekilde oluşur. Dolayısıyla otobüs C alana park edilmelidir diyoruz. Cevabımız da C seçeneği. 11. sorumuz. Bir kamyonet kasasında yük yokken görsel 1'deki gibi kasasına bir miktar kömür yüklendikten sonra görsel 2'deki gibi kantarda tartılıyor. Kamyonetin taşıma kapasitesi 5200 kilogramdır. Buna göre kamyonetten en az kaç kilogram kömür boşaltılmalıdır? Evet çocuklar, bakın, kamyonet birinci görselde boş. Yani sadece kamyonetin ağırlığı şurada gördüğünüz göstergede yazıyor. İkinci görselde de kamyonete kömür yüklenmiş. Gördüğünüz gibi tartı farklı bir sayı göstermiş. Biz o zaman kamyonetin dolu olan ağırlığından boş olan ağırlığını çıkarırsak kömürün ağırlığını bulmuş oluruz. Önce bir kömürün ağırlığını bulalım. 30.455'ten 23.525'i çıkaralım. Evet. 0, 3, 14'ten 5 çıktı, 9. Buraya tabii bir 10'luk aldık. Burada 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı, 6. Burada da 2 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0. Bakın çocuklar, görsel 2'deki kamyonun içindeki kömürün ağırlığı, kütlesi 6.930 kilogram. Peki kamyonetin taşıma kapasitesi ne kadar? 5200 kilogram. Demek ki çok yüklenmiş. Buna göre kamyonetten en az kaç kilogram kömür boşaltılmalıdır diyor. Biz 6930'dan taşıyabileceği 5200'ü çıkarırsak 1730 kilogram fazlalık olduğunu buluruz. 1730 kilogram kömür boşaltılmalıdır deriz. Cevabımız da B seçeneği olur. 12. sorumuz. Aşağıdaki görselde bir mağazada satılan tişörtlerin renkleri ve fiyatları gösterilmiştir. Bu mağazadan alışveriş yapan Selvi'nin 39.3/4 TL'si, Dileğin 35.1/4 TL'si vardır. Selvi parasıyla beyaz tişört alıyor.
ve kalan parasını Dilek'e veriyor. Dilek son durumda oluşan parasının tamamıyla bir tişört alıyor. Buna göre Dilek'in aldığı tişörtün rengi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, Selvi 39 tam 3 bölü 4 TL'si ile beyaz tişört alıyor bakın. Beyaz tişört 35 tam 1 bölü 2 TL. Selvi'nin 39 tam 3 bölü 4 lirasından beyaz tişörtün 35 tam 1 bölü 2 tutarını çıkarırsak kaç lira parası kaldığını önce buluruz. Selvi'nin kaç lira parası kalmış? Evet, paydaları eşitliyoruz. 39 tam 3 bölü 4 eksi 35 tam 2 çarpı 1 2 2 çarpı 2 4 paydalar eşitlendi. Bakın çocuklar, 39 tamdan 35 tam çıktı, 4 tam. 3'ten 2 çıktı, 1 paya yazıyoruz. Paydamız da 4. Selvi'nin beyaz tişörtü aldıktan sonra 4 tam 1 bölü 4 TL'si kalmış. 4 tam 1 bölü 4 TL'si kalmış. Bunu da Dilek'e vermiş. Dilek'in kaç lirası vardı? 35 tam 1 bölü 4 lirası vardı. Dilek 35 tam 1 bölü 4 liranın üstüne Selvi'den aldığı 4 tam 1 bölü 4 lirayı eklemiş. Bakalım hangi tişört almış. 35 tam 4 tam daha 39 tam. Paydalarımız eşit. Payları topluyoruz. 1 1 daha 2 paydamız da 4. 34, 39 tam 2 bölü 4 TL'ye bir tişört almıştır Dilek. Peki şimdi baktığımızda 39 tamı olan mavi tişört var. Yalnız 1 bölü 2 TL diyor. Biz 39 tam 2 bölü 4'ü sadeleştiriyoruz. Payını ve paydasını 2'ye bölüyoruz. 39 tam 2'yi 2'ye böl 1, 4'ü 2'ye böl 2. 39 tam 1 bölü 2 TL'si olur Selvi'den aldıktan sonra parayı ve mavi tişörtü alır diyoruz. Cevabımız da 12. sorunun Denizli. 13. sorumuz. Ayşe Hanım Nisan ayında bahçesinde bir fidan dikiyor. Fidanın boyunun uzunluğunu birer ay aralıklarla ölçerek aşağıdaki görseli oluşturuyor. Fidan her ay eşit miktarda uzadığına göre Ekim ayında fidanın boyunun uzunluğu kaç santimetre olur? Evet çocuklar, her ay 4 santimetre uzuyormuş. Haziran, bakın Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı gelir. Peki, Haziran ayında 38 santimetre olan bu ağacın boyu Temmuz'da 4, Ağustos'ta 4, Eylül'de 4, Ekim'de de 4 santimetre uzayarak toplam kaç santimetre olmuş olur? Bunları topladığımızda gördüğünüz gibi 16 santimetre uzadı. 38'in üzerine 16 santimetre daha eklerseniz 54 santimetre olur. Cevabımız da C seçeneğidir. Gelelim 14. sorumuza. Veli Bey kütlesi 2 üzeri 3 kilogram, 2'nin küpü kilogram olan halter çubuğunu sağ ve sol tarafına özdeş yükleri aşağıdaki gibi takmıştır. Buna göre son durumda Veli Bey'in hazırladığı halter çubuğunun yüklerle birlikte toplam kütlesi kaç kilogramdır? Bakın çocuklar, burada Veli Bey kütlesi 2 üzeri 3 kilogram olan halter çubuğunun diyor. 2 üzeri 3 nedir? 2'nin küpü. 2'nin kendisiyle 2 kez çarpımıdır. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'dir. Demek ki halter çubuğumuz 8 kilogrammış. Peki, halter çubuğuna yüklenen yüklere bakalım. Mor olan 3'ün küpü kilogram. 3'ün küpünü bulalım. 3'ün küpü de yine 3'ün kendisiyle 2 kez çarpımıyla bulunur. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 kilogram eder. Buraya yazalım. 27 kilogram. Mavi kütleyi bulalım. 5'in karesi, ağırlığı 5'in karesi kilogrammış. 5'in karesi de 5'in kendisiyle çarpımıdır. 5 kere 5, 25'tir. Evet, mavi olan da 25 kilogram. Bakın çocuklar,
sol tarafta olan ağırlığın aynısı sağ tarafta da var. Yani biz bunu parantezli işlemlerle yapalım. 25 ile 27'yi toplayacağız parantezin içinde. Tabii bunlardan ikişer tane olduğu için 2 ile çarpacağız. Neyi bulacağız? Yüklenen ağırlıkların toplamını bulacağız. Artı 8 kilogramda halter çubuğunun ağırlığını ekleyeceğiz. Toplam ağırlığı bulmuş olacağız. Evet, önce parantezin içini yapıyoruz biliyorsunuz. 25, 27 daha 52. 2 ile 52'yi çarpacağız. Sonra da 8 ekleyeceğiz. 2 çarpı 52 104 artı halter çubuğunun ağırlığı 8 kilogram. Toplam 112 kilogram olur. Cevabımız da B seçeneğidir. 15. sorumuz. Aşağıdaki görselde bir göl ve gölün çevresine yapılmış yürüyüş yolu kuş bakışı olarak gösterilmiştir. Görselde yürüyüş yolunu oluşturan kısımların uzunlukları verilmiştir. Buna göre gölün çevresindeki yürüyüş yolunun hangi kısmının uzunluğu diğerlerinden fazladır? Evet, tam kısımlarına bakalım öncelikle. KN, bakın K ile N arası 245 tam, %12. 245 tamı var. Bakın NM arası 235 tamı var. Bu gitti çocuklar. Bu daha kısa. LM arası 245 tam, binde 104 metre. KL arası da 245 tam, binde 124 metre. Tam kısımları eşit. 245-245. Şimdi ne yapacağız? Ondalık kısımlarına bakacağız. Bakın ben bunları alt alta yazayım. 245 tam, %12. Burası 245 tam, binde 124 KL arası, 245 tam, binde 104 de LM arası. Evet, hatırlayalım. Tam kısımları eşit. O zaman onda birler basamağına bakıyoruz. Onda birler basamaklarında hepsinin 1 var, eşit. %1'ler basamağına geçiyoruz. Bakın %1'ler basamağında şurası gitti. Bu küçük. Peki. %1'ler basamağı eşit olan 245 tam %12 ile 245 tam binde 124 sayılarından hangisi büyük? Çocuklar, buraya bir sıfır koyduğumuzda binde 1'ler basamağı, bakın binde 1'ler basamağı 245 tam binde 124 olanın daha büyük. O zaman en uzun yol KL yoludur diyoruz. Cevabımız da A seçeneğidir. Evet çocuklar, yeni nesil sorularla bir deneme daha bitti. Yeni nesil sorulara yavaş yavaş alışacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.